bir şey yapamıyorsunuz. Devlet içinde devlet. Evet devlet ikiye bölünmüş. Cemaat bir tarafını yönetiyor. Kimse de bunlara karışamıyor. Hakimler kurulu orada. Senin başına bir şey gelirse de bu dilekçileri ciddi almıyor. Adalet Bakanı da tanımıyor. Yapacağım bir şey var mı? Yok. Şimdi bu cemaatin dünyada bir sürü okulu var. Bu okulları Amerika bir günde kapatır. Niye kapatsın? İstediği zaman kapatır. Ama bu cemaati bir estroman olarak, bir alet olarak ABD kullanıyor. Hem onu kendi içinde fazla boy uzamasın, fazla yanlış istihbarat yerlere girmesin, benim kontrolümden taşmasın diye hem denetliyor ABD okulları, yani gizli iş yapmasınlar diye, şaşmasınlar yolundan diye, hem de bu, bunu estroman olarak kullanıyor. Ve geliyor Türkiye'deki Müslüman kardeşine karşı bunu hucuma geçirtiyor. Bu seks kasetleriyle ya da işte bu olmayacak baskınlarla. Şimdi Müslüman Müslümana bunu yapar mı? Niye yapsın? Burada cemaat de kendi iradesinde değil. Yani bunu ben, şimdi ben sana kızarım küserim, laf atarım, hadi olmadı biraz daha küfürlü bir şey derim. Ama kalkıp da sana da ses kasetleri, sen de bana ses kasetleri yani benzetmesi bile doğru değil. İnsanlar tartışırken, kavga ederken birbirlerine niza, münazara, kavga, dövüş içinde olabilir. Bunların bir ölçeği vardır. Tarihte de vardır, evde de vardır. Ben sana gösteririm dersin, ben sana şunu yaparım dersin. Sen de ne pis adamsın dersin, ahlaksız dersin, münafık dersin. Değil mi? Böyle kavga ettik. İyi de yani kavga et, bir kavganın bir boyutu vardır. Şimdi bu kavganın boyutu da çıktı. İslam, din, peygamber hepsini geçti. Yani çığırından çıktı. Tanımlayamıyorsun ortadaki evet. kavgayı. Çünkü burada her iki tarafın da kendi içinde, özellikle cemaatin iradesi kendinde değil. Cemaat kendi iradesiyle bu işin içinde değil. Kendisi de AKP'yi niye cezalandırmak istiyor. Kendi boyunu bir şey yapmak istiyor. Ama Türkiye'de birileri AKP'nin gitmesine karar vermiş. Suriye Savaşı'nı görmüşler. El altından kara paralarını, ABD'nin sözünden çıkıp İran'la işbirliği içine girdiklerini, işte Gezi Parkı olaylarını, bunların nasıl işte ortalığı karman çorman ettiğini gördüler. Sözünden işte çıktılar falan diye. Ve AKP'yi cezalandırmak istiyor şey ABD. Cezalandıracak yani cemaatle bir Müslüman maşa tutuyor. Bir Müslüman maşayla da bir Müslümanı dövdüttürüyor. E Dövdürttürürken bunun dozu da çok kaçıyor. İnsaf dediğimiz ölçüleri çok kaçıyor nasıl el kaydı geldi orada insanları öldürmekle kalmadı ciğerini yiyor hı hı. şimdi bu insanlarda Müslüman kardeşini utandır onu siyasetten el çekir onun hakkında davalar aç buraya kadar varım ama işin mahrem noktalarına hiç kabul edilemeyecek insaf noktalarına kadar sürükle bu çünkü cemaatin de iradesi kendinde olmadığı için yukarıdan emir gelmiş bunları temizle nasıl temizlersen temizle cemaat de kendini kontrolünde olsa ben bir şeyin ya da bu cemaate mensup insanların kavga edeceklerini, AKP'yi sevmeyeceklerini, AKP'yi siyasetten uzaklaşmak isteyeceklerini ama bu kadar sert ve vahşi yapacaklarını hiç düşünemem. Eğer bu kadar sert ve vahşet, işin için istihbarat araçları, gizli eller girmiş, görünmez eller girmişse ve bütün bunlarda bir girmiş tabii bu görülen bir şey. Evet. Burada İslam tarihi de hepimizi de ilgilendiren çok ciddi bir şey var. Nasıl İslam tarihinde hariciler çıkmış işte bambaşka hani Osman öldürülmüş, Ali öldürülmüş, Muaviye çıkmış bunlara karşı çok ciddi bir ayrımlar meydana gelmiş. Düşmanlık. İslam daha yüz, yüz doldurmadan ikiye bölünmüş gibi çok sert bir şey olmuş. Bu İslam tarihinden verdiğimiz örnek. Şimdi yaşadığımız örnek de bunlar şimdi yaşadığımız günde o kadar sert ikiye ayrıldılar ki. Yani Kerbela bile yakında az kalır diyeceğiz.